çocukluğumu hatırlıyorum. Dünyayı ilk algılamaya başladığım zamanları. Her yeri yeni yeni keşfedişimi. Kafamdan geçen soruları bir de. Gökyüzü niye var? Güneş neden yanıyor? Gece olunca yıldızlar neden çıkıyor? Sonra büyüdükçe sorularım da değişmeye başladı. Ve geldim en kadim soruya. Ben bu dünyaya niye geldim? Belki hayatım boyunca bu sorunun cevabını aradım hep. İnsan neden doğar? Neden yaşar? Ne ki bu dünyadan bizim payımıza düşen? Benim payıma mutsuzluklar düştü. Hem kendime hem çevreme yaşattığım mutsuzluklar. Ve o hiç bitmeyen sorular düştü. Cevabı bu dünyada olmayan sorular. Neden gelir insan? Nereye gider? Ne götürür? Neden yaşar insan? Neden baba olur? Neden ölür insan? Belki de en kadim soruydu bu. Neden ölür insan? Ve öleceğini bile bile nasıl ayakta kalır? Öleceğini bile bile nasıl devam eder? Çok cevaplar aldım ama hiçbiri tatmin etmedi beni. Belki de mutsuzluğumun, huysuzluğumun en büyük sebebi bu. Belki de muammer yapan bu. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir insansın? Beni nasıl Tufa'ya getirdin? Rezil ettin kadına beni. Ne oldu Mesmuşsuz? Bir hediye vermeyi bile beceremedin mi? Ne alakası var ya? Tuzağa düşürdün beni dımdızlak. Zaafımdan faydalandın ansadak. En zayıf anımda vurdun zangadak. Ben öyle mi dedim ya? O benim abimdir dedim. Düğün köçekçisidir, şudur budur demeden sana geldim. Bu mu senin abiliğin ha? Bu mu abiliğin? Abiliğin kralını yaptım ben sana. Bu yaştan sonra kendini ne sandın? Ayağın ışık falan mı sandın? Aşk senin neyine? Ne varmış la benim yaşımda? Ha? Bu yaşta aşık olunamaz mı yani? Ne var bunda? İlla sevmek için ayağın ışık mı olmak lazım? Sadri alışık mı olmak lazım? Benim sevmeye hakkım yok mu ha? Yok mu? Millet gülüyor diye mızıklanmayacağım. Gülerler. Gülerler. Gülerler işte böyle, gülerler. Ha. Ne oldu? İşte böyle tökezler. Allah Allah. Bu neydi ki böyle ya? Ne olacak? Hastalık hastalığın işte. Vallahi seninle ilgilenemeyeceğim bile. Zaten bir rengin de solmuş senin. Rengin solmuş diyorsun yani ha? Senin oğlun doktor değil mi? Git ona sor. Beni kendimle, kendi halimle bırak. Anladın mı? Hadi bana eyvallah. Al işte ben de sadra alışık gibiyim. Yüzün soluk mu diyorsun yani? Ya hastalık hastalığından diyorum. Allah Allah. Anneciğim, sen niye haber vermedin geleceğini ya? Yani en azından karşılardık, bir hazırlık falan yapardık. Ne gerek var kızım, artık misafir değilim ki ben. Hem ben size bilerek söylemedim, sürpriz yapmak istedim. Gerçekten sürpriz oldu. Hem gelişin hem de emekliliğinin müjdesi. Günlerde gördüm ya, daha hiçbir şey istemem. Hiç bitmez sandığımız yıllar bitti işte. Alnımın akıyla vazifemi tamamladım. Yanınızdayım artık. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Çok şükür. Allah hayırlı etsin emekliliğinizi anneciğim. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. İnşallah. Ben bakarım Azmi. Ramazan. Asuman. Kamuran.
Hoş geldin. Hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz ki. Hoş buldum. Şaşırdım. Ya şey, evde bavullarını görünce anladım aslında geldiğini. Buraya geldiğini de tahmin ettim ama bir haber vermedin. Mesaide rahatsız etmek istemedim seni. Olur mu ya? Yani hani bilseydik iznine göre bir plan falan yapardık. Artık bana göre plan yapmanıza gerek yok. Çünkü izne gelmedim. Annem Temelli döndü baba. Bir daha gitmeyecek. Temelli mi döndü? Emekli oldum ben. Buradayım artık. Kavran. Çok sevindim. Çok da şaşırdım. Yani şey, hiç bahsetmedin Kavran. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Ne oluyor ya burada? Ne bu kalabalık? Vay, dedem buradaymış. Orta Doğu'nun ve Balkanların en havalı dedesi. Canım benim. Bak, asıl misafir burada. Kim geldi? Meteciğim, anneannen geldi oğlum. Hadi be, hoş geldin be. Hoş geldiniz anneanne. Hoş bulduk canım torunum benim. Hoş buldum. Maşallah benim torunuma nasıl da büyümüş böyle. Büyüdü tabii, kocaman oldu. Mete, hadi oğlum sarasana anneanneni. Hadi. Zorlama çocuğu Asma. Ha, unutmadan ben bu arada Mete'nin hediyesini vereyim. Son görev yerimden ona küçük bir hatıra almıştım. Al bakalım. Asma. Aferin sana. Tabii uzun zamandır da görmedi ya. Biraz yabancılık çekiyor. Alışacak, alışacak. Zamanla alışacak. Fazıl abi. Arıyorum, açmıyorsun. Ne oldu? Ben zihinsel engelli miyim Yeşim? Nereden çıktı şimdi bu? Haberlerde öyle yazıyor. Yeşim Somer'in kardeşi zihinsel engelli diyor. Ben gerçekten zihinsel engelli miyim? Sen ne yaptığımı zannediyorsun ya? Ne hakla böyle bir haber yaptırırsın? Böyle mi alacaksın benden intikamını? Bu işin peşini bırakmayacağım. Mahkemede de, basının önünde de bunun hesabını vereceksin. O haberi de kaldırtacaksın. Fazıl abi. Merhaba. Fazıl abi bilirsiniz, gördünüz mü hiç? Bugün geçti mi buradan? Bugün hiç görmedik. Yok, kızım geçmedi hiç. Hiç görmedik bugün. Teşekkür ederim. Yeşim Sömer değil mi bu? Evet. Merhaba. Pardon, şey, Fazıl abiyi gördünüz mü? Yok, bugün görmedim. Teşekkür ederim. Taner. Heh. Beni bugün çok mutlu ettin. Yani ben hala inanamıyorum yani, beklemiyordum da hiç böyle bir şey ya. Rüyada gibiyim. Ben bu sefer rüyaysa bile uyanmak istemiyorum. Ya Selma, asıl ben çok mutluyum ya. Böyle heyecandan yani içim içime sığmıyor. Ya şey gibi bir şey böyle, sanki ben karanlıktaymışım. Sen bana böyle evet deyince, böyle güzel güzel bakınca aydınlanmışım gibi. Böyle her şeyi, herkesi daha berrak, daha gerçek görüyorum artık. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Şimdi biz bu kararı aldık ya. Evet. Ben bu kararı anneme söylemeye çok hazır hissetmiyorum kendimi. O yüzden en azından ben hazır hissedene kadar yüzüğü çıkarsam senin için sorun olur mu? Yok ya, ne olacak? Sorun olmaz ya, ne olacak? Sen o yüzüğü kalbine taktıktan sonra yani böyle birkaç gün parmağına takmamışsın, ne olacak? Yani hiçbir sorun olmaz. Teşekkür ederim. Şanslıyım ki seni tanıdığım için. O şans bana ait öğretmen hanım. O şans bana ait. O zaman ben gideyim. O zaman ben de eve gideyim. Akşam haberleşiriz. Görüşürüz.
Fazlı abi burada mı, geldi mi? Bilmem, içeridedir belki. Ha, anne abim içeride mi? Yok kızım, gelmedi daha. Ne oldu ki? Ne oldu? Kim yapar böyle bir haber? Kim yapar böyle vicdansızca bir şey ya? Menajerimin son marifeti. Biz tamirhanede konuşuyorduk abimle. Ben telefonla konuşurken baktım arkamı döndüm, yok gitmiş. Birkaç yere baktım ama bulamadım. Ben anlamıyorum ki zaten ya. Niye bu kadar ağlıyor ya? Mahvettiği her şeyi. Dedi, dedim. Kaç defa dedim ya. Allah'a bıktım artık. Cimri mi? Çubuğuna bak. Ne oluyor lan burada? Al işte. Ne? Ne oluyor burada kardeşim? Niye toplaştınız? Adeta yaralı ceylanı paylaşamayan sırtlanlar gibi. Selami, neredesin sen ya? Bittik biz, mahvolduk. Senin bu şapşal Faruk kanalın içini boşaltmış. Ne diyorsun kardeşim? Nasıl boşaltmış? Tadilat yapıyorum dercesine mi? He, tadilat yapıyorum dercesine. Ya ne tadilat ya? Adam kablo, ışık, kamera ne varsa hortumlamış ya. Yani yemeyim emmi, yemeyim emmi, yemeyim emmi dememiş. Hepsini yemiş ya. Bir tane vida bile bırakmamış Selami, Allah'ını seversen ya. Nasıl ya? Yok bacım, muhakkak senin bir hatan vardır ya. Faruk kardeşim yıllar evvel hidayete erdiydi. Tövbekar olduydu, hayatta yapmaz öyle bir şey. Saf bu, yemin ediyorum. Selami. Vallahi yapmış. Kanalda bir dünya borca sokmuş. Arkadaşlar mühürlemek zorunda kaldı. Mühürleyelim arkadaşlar. Durun kardeşim. Durun abi. Gözünü seveyim yapmayın. Bak daha yapılacak bir dünya program var Seyfettin. Şu reyting koşusunda ayağımıza çelme takmayın. Ne olur. Ya dursanıza diyor adam. Görmüyor musun ya? Bizim bir suçumuz yok. Niye anlamıyorsun Seyfettin? Ah. Allah'ını seversen bir şey yap Seyfettin ya. Ah, ablacığım durduramam. Adamlar görevlerini yapıyorlar. Mevzuat böyle ya. Allah'ına mühürleyelim lütfen. Durun kardeşim, durun. Ne örüyorsunuz ya? Ya Seyfettin, ben varımı yoğumu döktüm bu kanala. Ya biterim ben, ya biterim. Zerrem kalmaz benim. Ulan Faruk kardeşim. Ulan Faruk kardeşim, bana bu yapılır mı lan? Seni bir elime geçirirsem var ya, bir elime geçirirsem geberteceğim lan seni. Geberteceğim! Allah! Ya dur Selami. Elini kana bulama. Allah! Dur lan yavaş mesmursuz. Ciğerimi deldin. Kaçın önümden muammerim. Kendimi de yakacağım. O sempatik sahtekarı da yakacağım. Kaçın. Dur. Dur. Dur oğlum dur. Ne kaçılması? Nereye? Kimi yakalayacağım? Ne oldu? Daha ne olacak muammerim ya? Elde avuçta ne var ne yoksa hepsi kuş olup uçtu gitti ya. Ama sen dur. Ben de o sahtekar herife bu dünyayı dar etmezsem bana da Selami Ferses demesinler. Ya dur diyorum oğlum. Üç kuruşluk dünya için her şey yakılır, yıkılır mı hiç? Ne üç kuruşu muammerim ya? Ne üç kuruşu? Koskoca kanal mühürlendi. Ben o kanalı alabilmek için kaç dönüm patates tarlası sattım. Haberin var mı senin? Ya bu sahtekar herif, Kerim Hanım'ın Japonya'da kazandığı yenileri bile bozdurup bozdurup yemiş. Ne öreyim ben şimdi? He? Bu saatten sonra taş kaynatıp taş mı yiyeyim? Ne yani şimdi sen işsiz mi kaldın? Sadece işsiz kalsam iyi. Deve yükünle borcun içinde kaldım. Adeta reyting kurbanı oldum dercesine. İyi o zaman. Tamam. Gel sen benimle çalış. Ortak ol bana. Nasıl yani? Şimdi sen bana düğüncülük işi mi teklif ediyorsun? He. Ya benim oğlanların artık bana hayrı yok. Herkes kendi işinde. Sende de kadife gibi ses var. Düğünlerde sanatçı arayacağımıza sen çıkarsın. Ortak olalım işte. Oldu bu iş ya. Hiç olma mı muammerim ya? Senin canını yerim ben canımı. Ver elini öpeceğim. Ver, ver, ver öpeceğim. Dur. Ne oldu muammerim? Ne oldu? Yok neyse. Böyle mideme bir ağrı saplandı. Geçti. Oh. Ya sabah herhalde sucuğu biraz fazla kaçırdım. Ondandır. Neyse. Ya bak. İçeride düğün için eşyaları istif ettiydim. Onları bir taşı, önümüzdeki ilk düğünde ortaklığımız böylece başlamış olsun. Sen nasıl diyorsan öyle olsun muammer emmi. Adeta emrin olur dercesine. Hadi.
Buyur bacım. Aç mısınız? Başka bir şey de getireyim mi size? Yok, sağ olun, aç değilim. Ben susadım sadece öyle sizi görünce. Ha, yok. Kusura kalmayın. Ben de öyle zopayla birden çıktım karşınıza. Hırsız sandım ben de başta. Bacım, endişelenmeyin. Burada güvendesiniz. Buraya kolay kolay kimse gelmez. Ya hatta hiç kimse gelmez. Yani saklanılacak en güzel yeri seçmişsin. Hamdi bu arada benim adım. Sizin isim neydi? Reyhan. Şimdi Reyhan Hanım, siz hırsız değilsiniz belli. Güvenilir birine de benziyorsunuz. El kadar bebeyle belli ki bir sıkıntı var. Var mı yapabileceğim bir şey sizin için? Şey Hamdi Bey, benim konuşacak takatim kalmadı. Yani sabahtan beri kucağımda bebeğiyle koşturuyor. O yüzden halim yok pek. Yani ben belki elimden bir şey gelir diye sorduydum ama pek. Şey Hamdi Bey, aslında benim gidecek yerim yok. Yani ben bu evi boş zannettiydim. Bir geceliğine de olsa kalırım diye düşünmüştüm. Ama sen git dersen giderim. Yani öyle kapında birden belirdim diye kendini mecbur hissetme. Yok yok. Olur mu öyle şey? Kapımıza sığınmış birini nasıl geri göndeririz? Bak ben sağ yukarıyı açarım. İstediğin odada rahat rahat kalırsın. Benim gidecek başka yerim de var zaten. Anahtarı da bırakıyorum buraya. Hadi. Bebeği daha fazla üşütme sen. Allah sizden razı olsun. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten Hızır gibi yetiştin derdime. İyi insanlar ölmemiş demek. Estağfurullah, hadi. Sen bebeği daha fazla üşütme. Ayşe. Güzel kızım. Üzmüyorsun değil mi anneyi, ha? Aferin kızım. Konuştuk annenle, söyledi. Okulda en birinci sen öğrenmişsin okumayı, aferin kızım. Ne alayım sana bakayım, söyle. Baba kurban olsun sana. Ben de çok özledim kızım, ben de çok özledim. Şu an gelemem kızım ama ara tatilde inşallah görüşeceğiz. Yani siz gelemezseniz ben mutlaka geleceğim kızım. Önümde tutuyoruz hepiniz. Tamam, tamam kızım. Hadi, hadi, hadi babacığım. Çok, çok seviyorum seni, çok öpüyorum. Selamsın, hadi. Allah'a emanet. Sefer abi kolay gelsin. Çay getirdim sana. Bir de annemin yaptığı tosttan. Zahmet etmişsin bir yerime, ben uğrar alırdım. Yok, ne olur mu Zahmet abi? Sıcak sıcak hediye getirdim, afiyet olsun. Sağ olasın. Nasılsın Fatih'im? Benim... Daha iyi abi. Ama kontrol günü geldikçe çok korkuyorsun. Şu Allah'ın izniyle iyi haberi bir alsak hastaneden. Alacağız, alacağız. Allah'ın izniyle alacağız. Kalkacak kerata, gene işin başına dönecek. İnşallah abi. Ay abi ne zamandır ben kendi derdimize düştük, soramadık. Zahide ablam var, nasıl, iyiler inşallah. İyi, onlar da iyi. Araya bir hasretlik girdi işte. Onun dışında her şey iyi. Kolay mı abi? Özlüyorsundur tabii çok. Ya onlar ne zaman gelecek belli mi? Kısmetse ara tatilde. Ya hayat inşallah bir şey kalmamış. Vallahi Allah kavuştursun sizi bir an önce. Amin inşallah. Abi. Bak ben sana ne diyeceğim. Bak istediğin zaman bizim kahveye gel, olur mu? Burada yemek derdine düşme hiç. Eve falan gitmekle de uğraşma sakın, olur mu? Tabii evdeki sıcak yemeğin yerini tutmaz ama... ...anamın yaptığı tostlar, börekler çok güzel oluyor biliyorsun. Onlar hepimize yeter, olur mu? Tamam, sağ olasın Mirvan, teşekkür ederim. Asıl sen sağ ol abi. Yani senin yaptıklarının yanında lafı mı olur? Sana Rıfat az iyiliğin dokunmadı. Biz senin hakkını ödeyemeyiz. Şimdi o nasıl laf? Ödenecek hak yok ortada ya. Rıfat benim kardeşim, sen bizim yengemizsin. Her zaman seve seve sizin için elden ne geliyorsa yapmaya da hazırım. Biliyorum abi, biliyorum, yaparsın. İyi ki varsın abi. Ayağına taş değmesin.
Allah seni hep senin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Amin hepimiz. Ay ben lafa tuttum abi, çayını da soğuttum senin. Kusura bakma. Kolay gelsin abi, afiyet olsun. Sen de sağ ol, dikkat edin. Oğuz abi ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu abi, bir durum mu var? Erkan usta, ben zihinsel engelli miyim? Abi, ne diyorsun sen, iyi misin? Öyle diyorlar. Ben zihinsel engelliymişim. Gerçekten ben zihinsel engelli miyim? Değilsin abi. Değilsin tabii ki. Bak ben sana kefilim. Kim uydurmuş bunları, sen söylesene bana abi. Abi, neredesin sen ya? Korkuttun yine bizi ya. İyi misin? Ha? Abi, çok şükür. İyi misin? Selma, ben zihinsel engelli miyim? Televizyonda öyle diyorlar. Olur mu öyle şey abi? Sen zihinsel engelli falan değilsin. Saçmalama, yalan haber o. Öyleymişim işte. Farklı olmam da ondanmış. Babam da kesin o yüzden istemedi, bıraktı gitti beni. Yok öyle bir şey abi. O kadın var ya, o kadın yaptırdı. Bana kızgınlığından yaptırdı. Özür dilerim, her şey benim yüzümden oldu. Tamam Yeşim, özür dilenecek bir şey yok. Ben özür dilerim sana böyle bir abi olduğum için. Hem televizyonlara da rezil ettim, utandırdım seni. Hakkını helal et, olur mu? Olur mu öyle şey abi? Abiciğim hadi gel biz eve gidelim. Bak annem de merak edecek. Hadi gel. Yok Selma. Ben burada kalacağım. Bu halimle de size daha fazla yük olmayayım. Burada otur. Tamam o zaman eve gelme. Ben seni başka bir yere götüreyim. Tamam. Belki fikrin değişir. Tuttu seni. Attım içeri. Tuttu seni. Abim, sen istersen biraz babamla kal. Bir oturur konuşursunuz, dertleşirsiniz. Ya belki kafanı toplarsın, ne diyorsun? Bilemedim ki. Rahatsızlık vermeyeyim Adem amcaya. Kızım, Selma, hoş geldiniz, gelin, gelin. Selamlar baba. Vallahi baba, şey, ben çok kalmayacağım da abimi getirdim sana. Seninle kalsa olur mu bu akşam? Olur tabii kızım, olmaz mı hiç? İşine gücüne engel olmayayım Adem amca. Yok Fazıl, zaten fazla güneşte kalmadı. Ben de çay demleyecektim. Gel beraber içeriz. Gel, gel hadi. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ana, çayları koydum. Geliyorsunuz mu? Geliyor kızım, geliyor. Ya şu fotoğrafın güzelliğine bak ya. Tam bunu çerçeveleteceksin, duvara asacaksın biliyor musun? Maşallah, ne kadar yakıştılar ya. Çok güzel fotoğraf olmuş ya. Ay, vallahi öyle. Çok yakışıyorlar, bakayım. Yandım. Nasıl? Bayağı yandım, bacaklarım. Hissettim bayağı. Gerçek mi diyor? Ne oldu kızım? Ne oldu ya? Çay mı döküldü? Oğlum, ne oldu, yandın mı? Ne oldu, yandım. Bayağı yandım ya. Çay döküldü de hissettim, sıcakla bayağı sıcak oldu. Veysel, emin misin abiciğim? Eminim, dün de biraz hissediyor gibiydin de zaten. Oğlum, bu nasıl yani, iyi bir şey mi bu? Evet baba, inşallah. Bu çok iyi bir işaret baba ya. Ay Allah'ım, sana şükürler olsun.
Buldum. Allah dualarımızı kabul etti. Çok şükür. Bırak boş ver yansın ya. Ya hakikaten bırak yansın. Allah dualarımızı kabul etti. Tedavi yarıyor ya. Amcaoğlu. Yarıyor. La amcaoğlu sen neredesin lan? Oh be, aslan amca oğlum benim be. Gelin gelin, Veysel'im iyileşiyor çok şükür. Çok şükür yenge, vallahi var ya haberi aldık uçtuk geldik yemin ediyorum ya. Niye oturuyor bu? Amcaoğlu kalk ya. Kalk şöyle kasabayı bir iki tur atalım lan hadi. Aa, ızdırabını yapma ya. Ya bıraksana oğlumu, düşüreceksin ya. Mesbursuz. Aman ne kıymetli oğlunuz varmış ya. Aman ellemedik al. Oğlum iyileşiyor derken henüz yürüme evresinde değil yani. Böyle hafif bir his geldi gibi oldu. Hafiften hissediyorum gibi yani. Oh be, çok şükür amca oluyor ya. Vallahi çok şükür ya. Bugünlerde gördük ya. Oh, çok şükür. Aslanım benim. Aslanım. Vallahi biliyordum amcaoğlu var ya. Yemin ediyorum bir gün var ya senin düzeleceğini ben biliyordum ha. Maşallah, maşallah. İnşallah. Tanıdığım en masum, en saf kalbe sahip insanı. Şimdi aldılar, paramparça ettiler, kırdılar o kalbi. Nasıl baş edecek ki bununla? Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Fazla abi güçlü adamdır. Öyle kırılgan gibi görünse de daha gibi adamdır o. Hem neler neler atlattı. Ben eminim bunu da atlatacak. Umarım atlatır. Umarım atlatır çünkü eğer atlatamazsa ben bu suçluluk duygusuyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Sana da teşekkür ederim Erkan. Burada benimle birlikte beklediğin için. Ben Fazla abi için bekliyorum. Siz üstünüze alınmayın. Neyse saat geç oldu. Ben de kalkacaktım zaten. Erkan dur. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Aslında ben bugün... Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk Erkan. Fazla abi nasıl? Nedir son durumu? Yani iyi, merak etmeyin. Ben onu bu gece babama bıraktım, orada kalır. Bakalım yarına da toparlar diye umuyorum. Oh iyi. Çok şükür, çok sevindim iyi olmasına. İsterseniz ben gidip alabilirim yarın Fazla abiyi. Uyar mı size? Ha yok, çok sağ ol Erkan da ben hallederim. Peki, nasıl isterseniz. Güzel haberi aldığımıza göre ben müsaade isteyeyim artık. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar. Şey Erkan benim eski öğrencim. Çok iyi, çok akıllı çocuktur. Da işte geçmişte bazı işleri ters gitti. Yoksa çok iyi yerlere gelecekti eminim ben. E hadi gel biz de geçelim içeri, hava serinledi. Bakalım delikanlı iç. İçin ısınsın. Bana neden öyle dediler ki? Ben farklıyım diye mi? Tamam. Eskiden hep gülerlerdi filan ama. Niye öyle dediler ki bana? Sen niye bakıyorsun ki onların dediğine? Onlar derler. Çünkü ağızları var. Onlar yazarlar, çizerler. Çünkü kalemleri var. Yazıp çizecek yerleri var. Ama ben öyle değilim ki. Ben onlar gibi biri değilim. Sadece onlar gibi değilim, o kadar. O yüzden zaten. O yüzden deli derler, divane derler. Kendileri gibi olmayana öyle derler. Sen farklısın diye bütün bunlar. Çünkü sen iyisin. İçinde dünya hırsı yok. Rekabet yok. Kin yok, öfke yok. İnsanlar kendileri gibisini ararlar Fazıl. Vicdanlarını böyle rahatlatırlar çünkü. Biri bir günah işledi miydi? O günahı işleyen birini görünce rahatlar içi anca. Vicdan böyle kandırılır çünkü. Başkaları üzerinden. O yapıyor, sen de yap. O ediyor, sen de et.
Tek yapan sen değilsin. Başkaları da yapıyor, başkaları da işliyor. Vicdanlarını böyle rahatlatırlar işte. Peki sen üzülmüyor musun Divane amca? Sana deli demelerine üzülmüyor musun? Ben asıl öyle demeseler üzülürüm. Bunca kötülüğün olduğu bir dünyada akıllı olacağıma deli olurum, divane olurum daha iyi. İnsanların acılarına tuz biber taşıyacağıma, yangınlarına ateş taşıyacağıma kalburumla güneş taşırım daha iyi. Her gün, her an ölürken birileri, çocuklar ölürken en güzel oyunlarında, en masum uykularında, suçsuz, günahsız insanlar bombalanırken Gazze'de, İdlib'de kanayan vicdanıma şen kahkahalarımı süremem. Unutmak için başımı çeviremem. Bir kalbur, bir güneş, bir de içimdeki bu sonsuz acı. Varsın deli desinler bana. Varsın divane desinler. Ben bu acıyla varım. Bu acıyla kaimim. Varsın göremezsinler. Bunu hissettin mi amca oğlum? He işte. Bunu hissediyor mu? Tam his gibi değil de. Vallahi ilaç gibi geldi bu haber. Üzerimizdeki kara bulutlar dağıldı resmen. Sağ ol kardeşim. Veysel'im azmetti, Allah da yardım etti. Çok Allah'a şükürler olsun. Ha? Ne oldu bana? Ne de bir şey mi dedi? Bana mı dediniz? He yok amca ya, bir şey yok, bir şey. Biz öyle kendi aramızda konuşacağız, yok bir şey. He iyi, konuşun konuşun, yeğenim konuşun. Bunu hissettin mi? Yok! Bunu hissettin mi? Bunu hissettin mi? Gıdı gıdı. Oğlum çek elini kolunu. Çay ne istene sen ya? Sabahtan beri elledim el doktor gibi. Ne bileyim amcaoğlu ya, Allah Allah. Sevinçten ne yaptığımızı biliyoruz mu biz? Ya tamam dur Allah aşkına amcaoğlu ya. Bir kurcalama çocuğun orasını burasını. Elin kolunu rahat dursun lan. Geç. Ne var? Niye kurcalamayayım? Kurcalınca bozulacak diye bir kural mı var? Var da benim mi haberim yok ya bundan? Ne kim dedi? Ben dedim. Sen hakimsin. Yok bir şey amca, öyle kendi aramızda devam. Muammer. Yani git yat içeri ya, uyuklayıp duruyorsun burada. Dönmüş döndü burada böyle, içimiz geçmiş iki dakikada ne önemli ya. Kenan abi şimdi ne olacak ya, ne yapacağız? Veysel'in şimdi tedavi sürecini etkileyecek değil mi bu? Etkileyecek Taner. Yani Veysel hepimizin beklediğinden daha hızlı bir ilerleme kaydetti. Yarın şimdi detaylı tetkik yapacağız, ondan sonrası için harekete geçeceğiz. Hissettim. Ya hadi o zaman. Kalkalım bakalım, yarın çok işimiz var, erken yatalım. Ya dur Muammer, çocuklar daha çaylarını içiyorlar. Yatalım yatalım, içmesinler çayları. Yarın hayırlı bir haber alırız, ondan sonra hep beraber demlik demlik içeriz çayı değil mi? Sitim bu. Hala. Dalgaya vurdun gece. Ben alayım. Yeram. Ben de gelim. Rengin soluk, ne tez yaprak
gözyaşın deryamı ömrüm, 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 doktor abi. Abi gözüm seveyim, iyi bir haber ver. Haberler iyi. Doktor ameliyat olursa iyileşme şansının olduğunu söyledi. Oh, çok iyi ya. Vallahi çok güzel oldu ha. Şükür yani. Çok şükür. Peki ne zaman ameliyat olabilirmiş? Onun için biraz daha zamanımız var. Bizim öncelikle bu ameliyatı yapabilecek en uygun doktoru bulmamız gerekiyor. Nasıl yani? Ne demek? Yani? Müdahale yapılacak yer çok hassas. Bu operasyonu yapabilecek ülkede sadece birkaç profesör var. Riski en aza indirmek için de ameliyatın tam teşekküllü bir hastanede robotik cerrahiyle yapılması gerekiyor. Ne riskiymiş oğlum bu? Ama her ameliyatta belli riskler alınır. Komplikasyon, enfeksiyon olabilir. Yani söz konusu omurilik ve sinir sistemi ameliyatıysa bu riskler daha ciddi olabilir. Yani biz bütün önlemleri almalıyız. Abi nasıl bir risk? Ne olabilir ki? Yaşanabilecek bir komplikasyon bütün sinir sistemini etkileyebilir. Yani sağlam kas ve sinirlerde hasar görebilir. Yani biz tamamen iyileşsin diye uğraşırken yatağa mahkum olabilir diyor yani. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Ben gece burada kaldım Sefer ya. Misafir vardı da bizim evde. Rahat etsin diye ben de burada kaldım gece. E niye bize gelmedin? Gelir kalırdım oğlum. Burada böyle yatmışsın. Ya vallahi süslü bu Adegül. Çok konforluymuş. Çok rahat yattım Sefer. İyi madem. Ya misafir dedin, kardeşler mi geldi? Yok be, nerede? Kadıncağız sığındı bizim eve. El kadar bebesi var yanında. Bir şeyden kaçıyor, belli bir sıkıntısı var. Tanrı misafir vardır bir hayır. E işten sonra beraber gideriz, bir eksiği neyin varsa götürürüz. Vallahi çok iyi olur ya, sen de bir gel gör, iyi olur. Tamam. Ya hadi sen de kalk toparlan, bir elini yüzünü yık, yolcular gelir. Oldu mu o kadar ya? Çocuklar. Günaydın Sefer abi. Gel şimdi bak. Ay Rıfat'ım acıttın mı? Yok gülüm yok. Öyle çok acımadı. Tamam bak bitti sayılır. Azıcık daha dayan tamam mı? İnsan hiç bacağı acımaya devam etsin ister mi? Bak görüyorsun halimi. Bacak gidince acısı da gidecek. Bak bitti çok şükür. Altına yastık neyin bir şey koyayım ister misin?
Fatıma ne oldu? Bir ağrın mı var? Baksana şunlara. Kim bilir yavrusunu beslemek için tanellerden yemek getiriyordur. İnsanın evladı için yapamayacağı hiçbir şey yok işte Rıfat. Ama sen burada değil misin? Hepimize yetişmeye çalışırken bu hale geldin. Biz senin hakkını ödeyemeyiz Rıfat. Allah seni başımızdan eksik etmez. Ben bir yerde hata ettim. Hem de çok büyük bir hata. Ne hatası Rıfat'ım? İşte aceleci davrandım. Evime kaldıramayacağım kadar iş koydum. Çünkü ben durursam hayat durur sanıyordum. Sanki her şeyin merkezinde ben varmışım gibi hissettim. Sanki ben çökersem dünyamız tepe taklak olurmuş diye korktum. Bak işte. Ama gördüm. Gayet bir şekilde işlemeye devam ediyormuş. Hem işlemeyip ne yapacak ki? Hangimiz için durur ki hayat? Rıfat'ım, sen elinden gelen her şeyin en iyisini yaptın. Biz senden razıyız. Ama yarın soframıza koyacağımız ekmeği bugünden düşünmeyelim, olur mu? Bak, her şeyin bir sırası var. Ya bugün yetecek ekmeğimiz, aşımız ziyadesiyle var çok şükür. Şimdi senin sağlığına kavuşmanın zamanı. İnan bana, bundan ötesi yok. Annem arıyor gene. Ben çalış, merak etti kadın ya. Bir de Veysel'im ne diyeceğim? Oğlanı biteni anlat işte. Haberler iyi de Veysel ameliyat olacaktı. Ama Veysel... Hadi yavrum, hadi merak etti kadın, hadi aç. Hadi. Aç. Oğlum sen duymadın mı abinin dediklerini? Duydum baba. Gayet de iyi anladım. Yani bir risk varsa ben kabul ediyorum. Ya madem iyileşmek için bir şansım var, ben o ameliyat olmak istiyorum yani. Oğlum atamam ben seni o tehlikeye. Yani yatıramam o masaya. Böyle bir şeyi göze alamam. Bak, karın var, çocukların var. Hiç mi düşünmüyorsun onları ya? Ne yapıyorsam onlar düşündüğüm için yapayım zaten baba. Ya daha kötüsü olursa ne olacak oğlum? Hem bak, Allah'a şükür iyileştin yavaş yavaş. Bunun devamı da gelecek. Değil mi Kenan? Ama bunu söylemek pek doğru değil. Yani eğer Veysel ameliyat olmazsa iyileşme devam etmeyebilir. Kısıtlı bir düzelme için de uzun yıllar beklemek gerekebilir. Ama Veysel başarılı bir operasyon geçirirse kısa sürede ayağa kalkması mümkün. Tamam, belki hemen eskisi gibi olmayabilir ama en azından kimseye muhtaç olmadan yaşamaya başlar. Ha, bak görüyor musun? Benim de istediğim bu işte, fazlası değil baba. Ya ben dayanamıyorum bu halim artık ya. Ya yapılacak bir şey varsa yapılsın istiyorum. Tekrar ben ailemin başına geçmek istiyorum ya, eskisi gibi. Babam iyi olacak, iyi. Vallahi bak, ben inanıyorum, sen de inan. Vallahi bence iyi olacak yani ameliyat. Bence iyileşeceğim yani. Ya yeter ki biz ameliyatı yapacak doktor bulabilelim. Ben birkaç arkadaşla konuştum bile. Bağlantıları kuvvetlidir. Sen tamam dersin, etraflıca bir araştıracağız. Sana en uygun doktoru bulacağız kardeşim. Sen gerçekten istiyorsan gerisini düşün. Ben gerçekten istiyorum. Ben yok, benim kararım kesin. Ne gerekiyorsa yapalım. Tamam. E o zaman siz geçin eve, tamam mı? Benden haber bekleyin.
yaptın ama. Ne güzel çiçekmiş. Şey hallolur. Dünyanın en güzel gülen öğretmeni. Öğretmenler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Aldığım en güzel öğretmenler günü hediyesi oldu. Yok daha dur ya. Daha asıl hediyeni vermedim. Gel benimle. Başka hediye mi var? Var tabii sen gel bak. Gel asıl hediyem burada gel. Aa. Gel bakalım. Hazır mısın? Açıyorum. Tamam hazırım. Asıl hediyem bu. Sen şimdi böyle araban tekliyor falan deyince ya benim içime sinmedi, rahat edemedim. Ben de bunu yaptım sana. Ya yaptım dediğim hazır bir bisikletten çevirdim aslında. Bak bu selesine böyle çantanı falan koyarsın. Buraya da böyle bir düzenek kurdum. Burada kendi depoladığı elektrik enerjisi sayesinde böyle kendi kendine gelecek yokuşlarda yorulduğunda falan çok fazla yorulmayacaksın yani. Nasıl, beğendin mi? Beğenmek ne ki? Bayıldım, çok teşekkür ederim, çok güzel. Asıl ben teşekkür ederim Adnan Hanım. Hayatıma girdiğin için, bana böyle güzel baktığın için, her şeyi anlamlandırdığın için ben teşekkür ederim. Biri görmesin. Yok ya, evde kimse yok. Hı. Yani annem komşuya gitti, akrabaya gitti yani. Ali de okulda zaten, merak etme yani. E hadi gel, sür bakalım, gel hadi. Hadi. Yok ben bilmem. Ben dedim sana geçen sefer de söyledim. Ben seni düşürürüm. Nasıl düşürürüm? Ay yok oğlum, bir şey olmaz ya. Ya gel, ya gel sen Allah aşkına, ne olacak? Gel hadi, ben şu çiçeği koyalım böyle. Gel hadi gel. Gel sürelim bakalım. Bak bakalım bacağına. Hiçbir şey olmayacak. İşte bak ne güzel oldu. He? Rahat değil mi? Evet evet rahat. Sevdim bayağı. Abi sen tam olarak ne çalıyorsun? Bir tek başına çalar mısın? Oldu mu öğretmenim? Hiç oldu mu Sabri abi? Yani sen öyle kafana göre vuruyorsun telleri. Ben kaç gündür böyle mi anlattım sana? Sizin anlattığınız gibi çalmıyorum ki öğretmenim. Benim parmaklarım küçük, telleri yetişmiyor. Ama nota diye de bir şey var Sabri abi. Öyle kafana göre çalamazsın. Sen Nur. Öğretmenim. Siz ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Bak burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ya Barış ablanın kızı kaçmış da ben arkadaşa ufak bilgilendirme yapıyordum bu konu hakkında. Değil mi abla? Hı? Hı.
Ama derste dedikodu yapmıyoruz Senur'cum, değil mi? Hı? Hadi arkadaşlar bir konsantre olalım. Bir hep birlikte doğru düzgün çalalım ha? Sabri abi, özellikle sen. Hadi. Anne, sen burada mıydın? Buradayım kızım. Ana! Ya Vural Hanım! Ya hoş geldiniz ya! Sen de geldin mi ya? Ne zaman geldin? De. Benim niye haberim yok ya? Ne zaman geldiniz? Niye geldiniz? Alo! Yoksa tarihiniz mi çıktı? Senurcuğum, hadi sen şöyle geç. Arkadaşlarına çalışmaya devam et. Hadi. Ben şey... Hadi sen dur. Hadi. Siz bir çalışmaya devam edin arkadaşlar. Geliyorum. Hı. Anne, hoş geldin. Kötü bir şey yok değil mi? Yok kızım. Bir bakayım dedim öyle. Hayırlı olsun demek meşhur saz evim burası. Evet, burası. Maşallah öğrencilerin de şahaneymiş. Halktan sesler korusu gibi. Niye öyle diyorsun anne? İnsanlar ne güzel yavaş yavaş öğreniyorlar işte. Hem ben yaptığım işten gayet mutluyum. Asuman kızım, sen her zaman mutlusun zaten. Seni mutlu etmeyen hiçbir şey yok ki. Şuraya bak. Rıdavattan dönme bir dükkan gibi Ramazan daha iyi bir yer bulamadı mı? Kırıcı oluyorsun ama anne. Sen böyle değildin ya. Ne oldu sana? Bir şey olduğu yok kızım. Ben yıllarca babanı da seni de çok ihmal ettim. Şimdi geçmişin yaralarını sarmak niyetim sadece. Benim güzel kızım. Bir tanem. Bak ben seninle açık konuşacağım. Burası sana göre bir yer değil. Senin çiçek gibi bir sesin var. Müzik eğitimini tamamla. Eğer müzik yapmak istiyorsan en iyi şekilde, en iyi yerde yap kızım. Çok teşekkür ederim anneciğim beni düşündüğün için ama... ben yaptığım işten çok mutluyum. Ayrıca burayı da çok seviyorum. Şimdi müsaadenle ben daha fazla öğrencilerimi bekletmeyeyim, tamam? Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu son gösterdiğim parçayı bir hep birlikte çalalım. Hadi. Sabri abi, notaları tek tek basıyorsun, tamam? Ramazan Bey, vallahi çok sağ olun ya. Kasabamızın elektrik sorunu tamamıyla çözüldü sayenizde. Belediye adına minnettarım vallahi. Estağfurullah Seyfettin. Hadi görüşürüz. Şey... Ne oldu? Ya birazdan Münir Başkanım gelecek de. İstersen geç onun odasına, ben de size kahve göndereyim ha. Sağ ol Seyfettin, hadi iyi günler. Ramazan, burada mıydın oğlum? Ha, buradaydım baba ya. Bu bizim bir bisiklet, hani elektrik üreten bisiklet var ya, onun kağıt kürek işleri vardı da onları hallettim işte. Ha, duydum yaptığınızı, hallettiğinizi. Ya ben şey ildeydim o zaman da, ben yokken çözmüşsünüz, sağ olun. Ya ne demek baba ya, lafım olur. Ya sonuçta biz de bu kasabanın bir ferdiyiz değil mi? Öyle yani. Oldu, iyi günler. Şey Ramazan, ben şey diyecektim ya. Yani bu hani geçen gün aramızda olanlar hakkında. Yani sen beni biraz galiba yanlış anladın. Yani hani ben o gün... baban ya da senin hakkında kötü bir şey demedim. Yani şimdi Firdevs bana babasının emaneti olduğu için... doğal olarak da yani onun için en iyisi olsun istedim. Ne oldu Ramazan, niye güldün? Ya bu geçen yıllarda bu benzeri konuşmalar geldi de aklıma. Çözdük sanıp aynı yerde dolaşmalarımız falan. Ya sıkmayın canınızı babam. Bizim de kaderimiz böyle yani. Madem bir yola girdik, sonuna kadar yaşayacağız biz bunlar. Neyse, vallahi sıkmayın canım. Sorun yok yani. Orada görüşürüz. Oğlum, sen düşünüp taşınmadan nasıl hemen hededin bu işe? Hedi vallahi ana. Ne ben dinledim, ne babamı. Ya böyle işler oldu bittiye getirilir mi oğlum? Anam, sen benim yürümemi istiyor musun, istemiyor musun? İstiyor musun, istemem mi? He, tamam, gözünü seveyim. Bunun için de tek yol ameliyat olmam ya. Ben zaten bu iş bana bağlı değil ki. Şansa bağlı biraz. Yani abim dedi ki bu işi yapabilecek doktorların, bu ameliyatı yapabilecek doktorların sayısı bir elin parmağını geçmiyormuş. Şimdi abim o doktorlara ulaşacak önce. Sonra o doktorlardan biri beni kabul edecek de ameliyatımı yapacak falan filan. Yani senin oğlun da çok şanslı sayılmaz, biliyor musun? Ya tamam, sen dur bakalım. Yorma o güzel kalbini hanım ya. Tamam, tamam. Yani ha,
abin gelsin de konuşuruk. Heh. Heh, geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk. Ne bu surat? Kötü haber. Yani haberler çok iyi değil. Ha bak. Aramadığım, kapısını zorlamadığım kimse kalmadı. Toplamda 4 tane profesör varmış bu işin uzmanı. 2'si zaten şu an için yurt dışında. 2'si de Ankara'daymış. Ama ameliyat programları o kadar yoğun ki ameliyat sırası almak söz konusu değil. E ne yaptıysam olmadı. Hiç umut yok mu? Şu an için yok. Ama merak etme sen, ben araştırmaya devam ediyorum, tamam mı? Eyvallah. Ne yapalım? Veysel. Oğlum sen kararlı mısın bu ameliyat olmaya? Ya ben kararlı olsam ne olacak baba? Doktor yok diyor adam. E sen söyle. Kararlıyım. Tamam. Bulup geleceğim o doktoru sağa. Nasıl, nereden bulacağım? Ya bir tanıdığım vardı. Ama telefonu yok şimdi. Bulup geleceğim, görürsün. Nasıl, kim var tanıdığın? Bilmiyorum oğlum. Gülsüm Hoca Hanım. Çok şükür çıkmadan size yetişebildim. Hayırdır Muammer Bey, sizi çok telaşlı gördüm. Kötü bir şey olmadı inşallah. Yok yok, çok şükür yok. Ama soracaklarım var size Gülsüm Hocam. Yani eskilerde. Ya azıcık vaktiniz var mıdır? Aa, tabii tabii. Şöyle buyurun. Buyur hocam. Oğlum Veysel. Kazadan beri ne yapıyorsak onun için. Düşündüğümüz o. Gözünün içine baktığımız o. Şimdiye kadar hiçbir değişiklik yoktu. Ama ilk defa dün böyle bacağında bir his olmaya başladı. Ciddi misiniz? Çok sevindim buna. Çok şükür, inşallah iyileşir. İnşallah. Oğlum Kenan hemen alıp onu hastaneye götürdüm. Yani doktora gösterdi. Bir şansımız varmış. Ama ameliyat olması gerekiyormuş. O da çok riskliymiş. Yani illa da en büyük hocaların yapması lazımmış. Benim de aklıma o çocuk geldi. Hangi çocuk? Aa, Halil. Tabii ya, bizim Halil. Beni unutmamışsın Gülsüm Hanım. Unutur muyum hiç? Daha dün gibi aklımda. En çalışkan, en zeki öğrencilerimden biriydi. Yetim kalınca annesi okuldan almak istemişti de sana getirmiştim. Aman Muammer Bey, bu çocuk okusun, bir yardım edelim demiştim. Doktor olana kadar da yardım etmiştim. Allah razı olsun senden. Estağfurullah. Biz ne yaptık ki? Aa, ne yaptık olur mu? Bak doktor çıktı. Nörolojide uzmanlaştı. Kendi alanında en genç profesörlerden biri oldu. Senin sayende. Ya biz Veysel kaza geçirdiğinde niye aklımıza gelmedi bizim? O zamanlar nasıl aklımıza gelsin? Korkudan hiçbir şey yapamadık, düşünemedik öğretmen. Biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Peki şimdi ulaşabilir miyiz ona? Veysel için bir yardım olur mu? Hatırlar mı bizi öğretmen? Hatırlamaz olur mu? Halil çok vefalı bir çocuktur. Şimdilerde işleri biraz yoğun ama öncesinde ara ara ziyaretime gelirdi. Muayenehanesinin telefonu olacaktı bende. Dur bakalım, bir arayalım. Hadi inşallah. Alo, iyi günler. Halil Bozok'un muayenehanesi mi? Evet, buyurun. Kendisiyle görüşmek istiyordum. Bağlayabilir misiniz rica etsem? Maalesef. Bu şekilde görüşme sağlayamıyoruz. Ama çok mühim bir konu. Eminim öyledir. Ama kurallar böyle. Yapabileceğim bir şey yok. O zaman ben bir not bıraksam. Gülsüm öğretmen aradı der misiniz? Bir ricam olacaktı kendisinden. Notunuzu ileteceğim. Ama hemen dönüş yapabileceğini sanmıyorum. Programı çok yoğun kendisinin. Anladım. Ama siz yine de notumu iletin, olur mu? Tabii. İyi günler. İyi günler. Ne dedi öğretmen? Biraz yoğunluğu varmış.
Daha sonra ararlar inşallah. Ya not bıraktım. İnşallah. İnşallah ama işleri o kadar yoğunsa. Dur canım öyle hemen moralini bozma Muammer Bey. Ya olmadı ben yarın öbür gün bir daha ararım. Ne olacak bir şekilde ulaşırız yani. Sağ ol öğretmen. Ya sen de sağ ol. Buyurun gidelim. Aa. Ne bu? Kim arıyor bunu? Alo? Gülsüm öğretmenim, ben Halil. Az önce aramışsınız, kusura bakmayın. Asistanım bağlamamış bana. Halil? Nasılsın oğlum? Teşekkür ederim öğretmenim, sesinizi duydum daha iyi oldum. Ne zamandır gelip gidemiyorum, çok mahcubum, kusura bakmayın lütfen. Aa, ne kusuru evladım? Ben biliyorum, senin mesleğin zor, mesain ağır. Ben de tam da bu konuyla ilgili bir ricada bulunacaktım senden. Tabii öğretmenim, emredin. Bir rahatsızlığınız yok inşallah. Ha yok yok, benim bir rahatsızlığım yok da Muammer amcanın oğlunun bir rahatsızlığı vardı. Hatırladın değil mi Muammer amcanı? Hatırlamaz olur muyum? Ben okuduysam, bugün doktor olduysam onun sayesinde. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Dinliyorum öğretmenim, buyurun. Yok abi yok. Sen koy o parayı cebine. Onu alırım ben sana, acelesi yok. Yavrum alsana şu parayı. Vallahi kızacağım şimdi. Ya alamam abi, kusura kalma. Geçen sefer de almadın. Erkan'a sormuyor böyle. Ya sen arabayı 3-5 defa daha getir. Ben sonra alırım senden. Vallahi acelesi yok. Ama bak sen şehir dışında çocuk okutuyorsun. Kolay değil öyle. Hesaplaşırız bir araya. Sıkma canını. İyi o zaman. Allah seninle razı olsun Erkan usta. Helal et Erkan. Helal olsun abi. Yeter ki çocuklar okusun. Hadi selametle. Bak kerataları benim için selam söyle ha. Derslerini aksatmasınlar. Eyvallah. İyi bak kendine Erkan usta. Hadi abi sen de. Merhaba Erkan. Ben abime bakmıştım ama gelmedi sanırım. Yok gelmedi hala. Ben bu arada... yani istemeden konuşmama kulak misafiri oldum. Bu yaptığın çok yüce bir davranış. Tebrik ederim. Tebrik etmenize gerek yok. Buranın insanları böyledir işte. Küçük insanların küçük hikayeleri. Gerçi bu hikaye pek kesmez sizi ama. Fazla abi. Abi. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Nasıl oldun, daha iyisin ha? Biraz daha iyiyim şükür. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Hayır Yeşim, üzülme. Daha fazla suçlama kendini. Senin bir suçun yok ki. Ben iyiyim. Hem ben anladım artık. İnsanlar farklı olanla uğraşırlar. Ancak bu şekilde kendilerini üstün görürler. Yeşim. Üzülme. Sen üzülürsen ben de üzülürüm, tamam mı? Arkadaş ya, kadına bak ya. Ha, poşetleri taşıyacağım diye öldü bitti ya. Bana mısın da demedi ya. Vallahi helal olsun lan. Bu devirde böyle çalışkan kadın kaldım ya. Ben dayanamayacağım, yardım edeceğim herhalde. Merhaba. Ay. Adile Hanım, kolay gelsin. Nereden çıktınız siz böyle? Ben şu yandan geçiyordum. Sonra böyle sizi ellerinizde böyle deve yüküyle poşetleri görünce dedim gideyim selam vereyim dedim. Ondan sonra maşallah siz de marketi komple yüklemişsiniz. Hayır bir şey değil. Kasabada sizin yüzünüzden katlak çıkacak. Ne biçim laf öyle ya? Şurada aldım iki poşet gözünüze mi battı sizin? Ha? Yok yok, ben hani şaka mahiyetin dedim. İstemez. Yapmayın. Şaka maka yapmayın. Gidin başkasına yapın şakanızı. Hem eylemeyin beni. Yapacak 50 tane işim var benim. Ben şey yapayım, öyle olmaz. Çok ayıp olur. Benim şu poşetleri taşımanıza yardım. İstemez, ben kendim taşırım kendi poşetlerimi. Vallahi olmaz, bakın. Ya ölümü istemez, bak. Ya, bırakın, bırakın. Bırakın ya, poşetleri bakın, var. Bir dakika. Satacağım bunu. Ya bir içelim ya, ben de. Ya olmaz. Bir dakika. Seni Allah kahretmesin be adam. Ne yaptın lan, mahvettin
her şeyi. Ben yardım edeyim diye şey ettim. Ya ama senden yardım isteyen mi oldu? Bana bak, sen daha önce geldin ağlı dağıttın. Şimdi geldin buraları dağıttın. Kim temizleyecek buraları ha? Sen benim başıma bela mısın be adam? Siz hiç onu merak etmeyin. Benim dünürüm buranın belediye başkanı. Ben şimdi bir telefon ederim. O bir tane temizlik ekibi gönderir. Ondan sonra buraları o kadar güzel temizler ki bal dök yala olur yani. Bak hala konuşuyor. Yürü git gözün göbesin seni. Yürü git. Onları yardım edeyim. Ya istemez, istemez gittim. Lan. Hayırdır Hüseyin emmi? Kimden kaçıyorsun böyle? Ben yok. Kimse de kaçmıyor da. Adil Hanım'a yardım edeyim dedim. O da biraz sakar çıktı. Döktü her şeyi böyle yerlere. O yüzden böyle şey oldu. Sen niye soru soruyorsun ona? He? Sorgu meleğimsin. Sen niye bana soru soruyorsun yani? Hüseyin emmi. Yoksam sen Adil abaya mı aşık oldun? Adeta aşkımdan çöllere düştüm dercesine he? Aşık sen mi? Yok lan yok. Laf çıkar mı şimdi? Yok öyle bir şey. Sen beni kadına mı vurdurtturacaksın? Ne yapacaksın oğlum ya? Hadi hadi kandırma beni. Ben sanatçı adamım ya. Aşık adamı bir kilometre öteden tanırım. Neyse ki Allah'ın sevdiği kuluymuşum. İyi ne sevdiğin kulunmuş? Niye soruyorsun? Ya Allah senin karşına beni çıkardı da ondan sen hiç merak etme. Adile abayla aranızı yapmazsan var ya, bana Gedellili Selami Ferses demesinler. Vallahi mi diyorsun lan? He? Lan yok yok saçma sapan konuşma. İş çıkarma, laf çıkarma başıma. Demir git, işine bak. Destur var mı Reyhan? Girebilir miyiz? Olur mu öyle şey? Buyurun geç. Merhaba. Seferin'le bir uğrayalım dedik. Bebeğe bir şeyler aldık. Beraber çalışıyoruz da. Merhaba Reyhan başım. Hamdi bahsetti. Biz de gelelim dedik. Belki yardımcı olacak bir şey vardır diye. Babam niye orada? Hayırdır? Hamdi Bey, ben sana çok zahmet verdim. Sağ olasın. Yani bu iyiliğini ölene kadar unutmayacağım. Dua edeceğim hep. Yani gidecek yer mi ayarladın? O yüzden mi gidiyorsun? Yok, ben Otogar'a gideceğim. Yani şehre gittikten sonra kalacak yer bulurum nasılsa. Yani iş de bulurum diye düşündüm. Reyhan kardeş, kusura bakma ama seni böyle uzaklara savuran nedir? Bak biz bu kasabanın evlatlarıyız. Bize her derdini anlatabilirsin. Sefer doğru diyor. Bize güvenebilirsin. Allah razı olsun sizden. Ben çok korkuyorum. Yani bizi bulacaklar, evladım alacaklar diye çok korkuyorum. Dur sakin ol. Kim alıyor evladını senden? Eşimin akrabaları. Daha doğrusu rahmetli eşimin. O vefat ettikten sonra mal mülk sevdasına bana hayatı zehir ettiler. En sonunda zorla eşimin kardeşiyle beni evlendirmeye çalıştılar. Ben de kaçtım geldim. Kaçmasam evladımı yetimhaneye verecekler. Beni de kapı dışarı edeceklerdi. Tek dertlerim miras. Sen merak etme Reyhan bacım bak. Biz buradayken sana kimse bir şey yapamaz. Sen şimdi burada kal. Biz de Hamdi ile bir bakalım ne yapabiliriz. Ha yok. Ben daha fazla kimseye zahmet vermek istemem. Komşular söyledi. Hamdi Bey'in başka evi yokmuş. Yani onu da evinden ettim. Ya o nasıl söz öyle? Sen ne bakıyorsun onlara? Benim o kasabada gidecek yerim çok. Merak etmesin. Ayrıca Hamdi bende kalıyor. Tamam. Bu kadar ya. Sen bunları düşünme, dert etme. En azından şu derdi başımızdan atıncaya kadar. Burada rahat rahat kendi evin gibi kal. Allah razı olsun sizden. Al bak. Bebeğe de bir şeyler aldık burada, tamam mı? Vallahi babamın işine akıl sır ermez ya. Önce sen ameliyat olmayacaksın diye tutturdu. Şimdi doktorunu ben bulacağım diye tutturdu, çıktı gitti. Ne geldi ki onun aklına? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya bilmiyorum işte. Tamam hayırlı oğlum. Sağ olasın oğlum. Allah senden razı olsun. Tamam. Biz yola çıkmadan yarın haber veririm sana. Hadi hayırlı günler. Sağ olasın. Kimle konuştun baba? Doktorun Halil Bozok. Halil Bozok mu?
Tanıyor musun sen? Size bahsettiğim 4 profesörden biri. Allah Allah, nasıl oldu bu iş? Sen adama nasıl ulaştın baba ya? Eskiden bir iyiliğim dokunmuştu ona. Gülsüm öğretmen vesile olmuştu. Bugün de Gülsüm öğretmen temas kurdu. Tamam dedi. Allah razı olsun. Senin ameliyatını o yapacak. Elimden ne gelirse yaparım dedi. Yarın Ankara'ya bekliyor bizi. Ne diyorsun ya? Eyvallah baba. Tuttu seni. Attım içeri. Tuttu seni. Attım içeri. Selamun aleyküm muhterem. Aleyküm selam Şerifçi Abdullah. Hayırdır Şerifçi Abdullah? Güneşin bulutlu gibi. İçimde bir sıkıntı var muhterem. Kaç gündür sanki göğsümü mengeneyle sıkıyorlar gibi. Yattığım yatak batıyor. Oturduğum şilte batıyor. Gezdiğim, adım attığım toprak batıyor. Sen hiç dünyanın açık çizici Abdullah. Ruhundaki gözler körelmemiş. Hikmeti nedir, nedendir bilmiyorum. Ama içimde bu sıkıntı kaç gündür geçmedi. Ne uyku uyuyabildim, ne nefes alabildim. Olacağını önüne geçirmez Şerifçi Abdullah. Lakin içindeki sıkıntıyı bozkıra sal. Dipsiz kuyulara haykır. Mevlam, Mevlam hayırlara çıkarsın. Sadaka verdim, her bir şeyi yaptım. Lakin geçmiyor, geçmiyor muhterem. Hikmeti nedir anlamadım. Lakin geçmiyor. 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 Babacığım ne zaman geri döneceksiniz? Ya ona doktorlar karar verecek kızım. Bir ameliyat olalım. Ameliyattan sonra iyileşeceksin değil mi baba? Yürüyerek geleceksin eve değil mi? İnşallah oğlum. İnşallah ama bak döndüğümde babaannenizden şikayet duymak istemiyorum. Anlaştık mı? Sakın kızdırmayın ona. Üzmeyiniz babacığım. Sen merak etme. Vay Allah'ım ben. Hadi çocuklar artık geç oldu yataklarınıza. Babanız da uyusun dinlensin biraz hadi. İyi geceler babacığım. İyi geceler yavrum. İyi geceler hadi bakalım. Hadi. Hadi siz geçin ben de geliyorum birazdan. Tamam anneciğim. Ben Selim. Yavrum biliyorum ne diyeceğini. Allah aşkına başlamayalım ne ya. Ama Veysel benim içim hiç rahat değil. Ya böyle apar topar gidiyoruz. Hayır mı şer mi belli değil. Bak Kenan abi bile diyor ki riski büyük. Ya göz göre göre niye yapıyoruz biz bunu? Acık daha bekleyelim, kurban olayım. Bekleyemeyiz. Nasıl bekleyeceğim? Babam ikna oldu. Doktor hazır, hastane hazır. Bir de böyle bir fırsat nereden geçecek elimize ya? Ayrıca böyle bir fırsat geçmezse ömür boyu böyle kalabilirim. Sen ister misin kocam böyle kalsın ömür boyu? Ben senin her haline razıyım. Ama daha kötü bir şey olur diye korkuyorum Veysel. Ya olmaz gülüm, Allah aşkına yapma. Olmayacak bir şey ya. Bir şey olmayacak. Bak bütün önlemler alınmış. Koskoca profesör bütün imkanlarını bizim için seferber etmiş adam. Daha bizim mutlu olmamız lazım değil mi gülüm? He? Bizim sevinmemiz lazım buna ya. Sen bak sen yeter ki yanımda ol. Sen yanımdaysan bana en büyük ameliyatımız gelir. Öyle değil mi? He? Bak görürsün. Şu işler bir hallolsun. Buraya dönüşümüz bayramımız olacak bizim. İnşallah Veysel. İnşallah. Getirdim kızım diğer vazoyu da. Sağ olasın anne.
Çok güzeller. Ne çok çiçek gelmiş bu sene. Öyle oldu vallahi ya. Ben de şaşırdım. En çok da Taner'in hediyesine şaşırdım bu arada. Öyle birden bisikletle karşıma çıkınca. Peki konuştunuz mu? Ha, konuştuk ayaküstü. Kızım onu mu diyorum ben? Hani konuşacaktınız ya. İsteme, söz, nişan. Ne zaman olacak bunlar? Yani onu konuşmadık. Daha doğrusu ben sormak istemedim. Niye kızım? Veysel'in durumu malum. Şimdi ciddi bir ameliyat geçirecek. İşte Ankara'ya git gel yapacaklar. Yakışık almaz şimdi bunları sormak. Veysel Allah'ın izniyle iyileşsin, evine dönsün. Sonra her şey sırayla yapılır zaten. İnşallah kızım, inşallah. Uyudu mu? Uyudu ana, uyudu, uyudu. Yorulmuş çocuğum benim. Yoruldu tabii, kolay değil ya. Gülsüm öğretmene sürpriz yapmışlar. Sen Selma kızımın öğretmenler gününü kutladın mı? Kutladım tabii ona. Güzel bir de hediye alaydın bari. Aldım aldım. Bisiklet aldım. Bisiklet mi? Evet. Kıymetli bir şey alaydın ya oğlum. Yarın bir gün söz yapacağız, nişan yapacağız. O gelinimiz sayılır artık bizim. Alırız onu, alırız. Alırız her şeyi sırayla alırız, merak etme. Sırası geldi de geçiyor bile. Bir tarih bulalım da istemeye gidelim artık. Aynı gün söz de yaparık. Gecikmeyelim daha fazla. Siz de yuvanızı kurun bir güzel. Benim canım anam. Bak ben zaten senden daha çok istiyorum bütün bunları. Ya benim hiç oyalanmaya niyetim yok. Ama önce şu Veysel'in durumu bir belli olsun. Yani hayırlısıyla Allah'ın izniyle şu ameliyattan bir çıksın yani. Bakalım önümüze. Hani daha sonrasında zaten her şeyi en güzel şekilde en baştan yaparız, hallederiz, merak etme. İnşallah oğlum, inşallah. Veysel'in durumu önemli tabii. İyi olsun da gerisi kolay. İnşallah anam, inşallah. İyi olacak zaten. İnanıyorum ben amca oğluma. Şeyi hazırlamışsın. Yarına telaş olmasın dedim. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Şey... Muammerim yarın ben de geleyim sizinle ha? Ya olmayacak böyle. Ameliyata girene kadar çocuğumun yanında dururum. Yani siz hastanedeyken nasıl oturayım ben evde? Yok döndü, olmaz, olmaz. Sen burada çocukların başında kal. Çocuklar da zebil olmasınlar. Yani bak, hiç merak etme. Ben Veysel'i sağ salim geri getireceğim sana. Hem de şifasını bulmuş olarak ha. Allah'ın izniyle. İnşallah Muammer'im, inşallah. Hızır gibi yetişti vallahi senin bulduğun doktor. Onun elinden iyileşmeyen yokmuş. Kenan anlattı hepsini. Veysel'im de tedavi edecek inşallah. İnşallah. Her şey senin sayende Muammer'im. Arkalarında senin gibi bir babaları oldukça Veysel'im de Kenan'ım da sırtı yere gelmez alimallah. Senden bu sözleri duydum ya döndü. Artık ölsem de gözlerim açık gitmez. Ne biçim sözüm onlar? Hiçbir yere gitmek yok. Senin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Cemile kızım, yedek kıyafet neyin her şeyi aldın değil mi? Aldım anam, aldım. Sen düşünme bunları şimdi, döndü. O kadar insan yanında zaten. Öyle de Halime abi. Ana yüreği işte.
Ya oğlum, kardeşini yalnız bırakma. Siz de çocuklar. Sen hiç merak etme anneciğim. Biz bir dakika bile yalnız bırakmayız ona. Sen hiç merak etme yenge. Amca oğlumu sağ salim getirip götüreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Beysel. Bak son kez soruyorum oğlum. Bir daha da ağzımı açmayacağım. Yani istersen bu ameliyatı biraz erteleyebiliriz. Acık daha düşün ha. Kararım kesin baba ya. Düşünecek bir şey yok. Hey hadi o zaman veda vakti geldi. Hakkınızı helal edin. Dua edin inşallah ya. Oğlum helal olsun, helal olsun. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Seni doğduğundan beri tanıyorum ya ben. Sen inatçı, sinirli bir çocuktun. Şimdi bak, tam bunun zamanı. Hadi bakalım, göster kendini. Sana güveniyorum lan. Eyvallah oğlum. Hadi bakalım oğlum benim. Sağ olasın. Hadi. Oğlum. Dualarımız seninle. Hadi bakalım. Sağ sağ git. Allah'ın izniyle yürüyerek dön gel. Ha? İnşallah baba sağ olasın. Sen gönlünü ferah tut oğlum. Her şey tas tamam olup bitecek inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah yengem. İnşallah. Kızım, oğlum. Siz niye bakıp duruyorsunuz ya? Sarılmayacaksınız babanıza? Baba. Gel yavrum. Senle gelsek olmaz mıydı? Vallahi hiç yaramazlık yapmaz. Sessizce oturup beklerdik. Olmaz oğlum. Olmaz oğlum böyle şey ya. Sizin okulunuz var. Öyle değil mi? Bana ne söz verdiniz? He? Bak başımıza ne gelirse gelsin. Ne yaşarsak yaşayalım siz okuyacaksınız. Öyle değil mi? Hadi bakalım biz gelene kadar babaannenizi üzmek yok. Sen bizi merak etme oğlum. Sen yeter ki iyi ol. Ben inanıyorum baba. Sen iyileşeceksin. Rüyamda gördüm. Sen, ben, annem, Yusuf hep beraber eski köprünün yanındaki devre piknik yapıyorduk. Sen yürüyebiliyordun. Hatta beni eskisi gibi omzuna bile almıştın. Hadi oyalanmayalım ya. Hadi. Hadi amcaoğlu. Hadi gidelim biz. Bir an önce gidelim. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Yürüyün, yürüyün. Anam bu ne? Kolay gelsin. Sizi kim çağırdı arkadaşlar? Doktor Halil Bey gönderdi. Ankara'ya götürülecek bir hasta varmış sanırım. Vay be doktora bak helal olsun he. Bizim için Ankara'dan ambulans yollamış görüyor musun? Sağ olsun. Allah razı olsun. Hadi bakalım kaldırımdan gitmeyi unutmayın. Gülsüm öğretmenim. Halil. Bu ne güzel sürpriz böyle. Senin ne işin var burada? Sizin için. Sağ ol oğlum. İçim rahat etmedi. Muammer amcanın oğlunu gelip kendim olmak istedim. Hem gelmişken sizi de ziyaret edeyim dedim öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Beni o kadar duygulandırdın ki anlatamam. Buraya kadar zahmet etmişsin ama bizim yüzümüzden işlerin aksamadı umarım. Yok öğretmenim ben hepsini hallettim. Siz sakın endişe etmeyin. Hem sizin yaptıklarınızın yanında ben ne yapmışım ki? Estağfurullah. Öyle öğretmenim öyle. Tevazu yapacak hiçbir şey yok. Ben gariban, yetim ama bakın şimdi saygın bir doktor. Ben ne yaptıysam, ne başardıysam hepsi sizlerin sayesinde. Allah sizin gibi öğretmenleri başımızdan eksik etmesin. Verin elinizi öpeyim. Sağ ol evlat. Yavaş. Yavaş, yavaş amca oğlum yavaş. Eyvallah. Ciritçi dedem geliyor, ciritçi dedem geliyor. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Yaşlı dedeğin elini öpmeden nereye gidiyorsun evlat? Ya yok dede vallahi sana gelecektik. Sen bizden önce geldin ya. Ver elini öp.
sabrettin. Bugünlere kadar geldin çok şükür. Şimdi son bir imtihanın kaldı. Allah'ın izniyle ona da sabret. Onun da üstesinden gel inşallah. İnşallah da dua et ya. Dualarım hep seninle. Sen de dua et. Eyvallah. Yolun açık olsun. Sağ olasın. Veysel sana emanet oğlum. Yanından ayrılma evladıyım. Sen hiç merak etme baba. Bir dakika bile yanından ayrılmam. Hadi bakalım. Arabaya geç. Geç. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam hadi. Kenan haber ver bize. Günaydın öğretmenim. Ne güzel sürpriz yapmışsın. Gelsene içeri, kapıda kalma. Yok, ben fazla kalmayacağım öğretmenim. Bu çiçekler sizin için. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Erkan, ne güzeller. De niye zahmet ettin oğlum? Ne zahmet öğretmenim, olur mu öyle şey? Hem sizin bana kattıklarınızın yanında bir deme çiçeğin lafı mı olur hiç? Siz bana zamanında çok dediniz. Oku bak kafan çalışıyor diye ama ben okumadım. Yıllarca okumadım diye çok pişman oldum. Çok ayıflandım ama işte sonra anladım ki okumak sadece meslek sahibi olmak demek değilmiş. Öğretmenler öğrencilerini sadece sınavlarını kazansınlar diye hazırlamazlarmış. Öğretmenler gelecek için faydalı nesil, iyi insanlar yetiştirmek için varlarmış. Sizin bendeki emeğiniz çok büyük. Ben bugünkü ben olabildiysem bu sizin sayenizde öğretmenim. Biliyorum belki okuyamadım ama sayenizde iyi bir insan oldum. Çok teşekkür ederim.
Babaanne, babama bir şey olmayacak değil mi? Hiç öyle şey olur mu Yusuf'um? Baban iyi olmaya gitti ya oraya. Dualarımızla birlikte de iyileşip turp gibi gelecek inşallah. Çocuklar, ben bu hayatta babanız gibi kuvvetli, güçlü, inatçı adam görmedim. Hiçbir şey olmayacak. Hatta ayaklarıyla yürüyüp buraya gelecek. Anında şuraya çiziyorum. Geliydi dersiniz. İnşallah dönürüm. İnşallah. Hatta ne öğrenim biliyor musunuz? Sizle bir oyun oynayalım. Babam bu haldeyken ne oyunu dede? Öyle oyun değil kızım. Bak. Şimdi al bakayım şu parayı. Al bakalım. Şimdi buna bakkala gideyim. İşinizden ne geliyorsa onları alıp seçin. Ama gelip çocuklara dağıtın. Dede para çok fazla değil mi? Hem neden durduk yere çocuklara bir şey dağıtacağız ki? Onlar bize hiçbir şey dağıtmadı. Hay yavrum, durduk yere olur mu hiç? Sen hiç duymadın mı? Sadaka insan ömrünü uzatırmış. Şimdi siz bunları çocuklara dağıtınca onlar sevinecekler. Babanıza dua edecekler. He? Allah da çocukların duasını kabul edermiş. Babanız da iyileşip gelecek. Hadi bakalım. Dağıtırız tabii. Yaşa be dedem. Kuzum benim. Koçum benim, koçum. Oy, balım benim, balım. Hadi bakalım, hadi. Hadi, durmayın. Vallahi çok güzel düşünmüşsün Dünürüm. Şimdi Masum Sabiler de dua edecek Veysel'im için. Şifa bulacak inşallah tez zamanda. İnşallah Dünürüm, inşallah. Ben o zaman sana bir çay demleyeyim. Vallahi iyi olur Dünür. Reyhan Hanım, ne oldu? Birden yüzün sarardı. Seni bulamayacağımı mı zannettin? Sen nasıl buldun burayı? Kızım, dünyanın öbür ucuna da gitsen ben seni yine bulurum. Bunu o kalın kafana sok. Yalnız iyi yere kapak atmışsın ha. Kısa süreli kalacak olmana yazık oldu. Çek git buradan. Yürü! Benle geliyorsun. Sesini çıkarıp ben seni mahvederim. Gelmiyorum geri bırak. Burada mahvederim. Sen kimsin? Kimsin oğlum sen? Aham da kurtarıcı meleklerin bunlar demek. Kimsin oğlum sen? Küpegündüz insan mı kaçırıyorsun? Kızı bana verin. Burada boşu boşuna tatsızlık çıkmasın. Aile meselelerime karışmayın siz. Bak Reyhan'ın rızası yok. Bu kasabada da öyle kimse kimseye zorla bir yere götüremez izin vermeyiz ha. O bebek benim yeğenim lan. Reyhan da abimden kalan son emanet. İki tane ne yüzüğü belirsiz süs biberinin yanında bırakıp gideceğimi mi zannettiniz lan? Mal mülkü gördünüz tabii. Üşüştünüz hemen böyle. Lan oğlum almayayım ayağımın altına bas git. Görmüyor musun kız gelmek istemiyor seninle. Siz benim namusum hakkında karar verecek değilsiniz. Bunun ağlak haline bakıp kanmışsınız. Ben ne yapıyorsam yeğenimin iyiliği için yapıyorum. Ya oğlum bak çağırırım şimdi polisi. Kurursun önüne. Çık git buradan. Reyhan'ı almadan şuradan şuraya gitme. Hadi bir dene bak. Hadi. Hadi al bakalım nasıl alıyorsun? Anlaşılan bugün burada bu iş bitmeyecek.
El mi yaman, bey mi yaman göreceksiniz. Özellikle de sen Reyhan. Sakın ha kurtuldum zannetme. Yine geleceğim. Yine geleceğim. Hareketlere bak ya. Dur oğlum, hala konuşuyor. Bas git. Al. Fazıl abi. Ne yapıyorsun burada? Ben pek iyi rüyalar görmedim eşim. İçimde biraz böyle sıkıntı vardı. Babamıza bir şey olmuş gibiydi. Babamı mı gördün rüyanda? Hı hı. Ateşler içindeydi. Yardım istiyordu benden. Yetişemedim ama. Kovaların içine suyu doldurdum ama dibi delikti. Ne yaptıysam bir faydam olmadı ona. Kurtaramadım. Normal bir dönemden geçmiyorsun. Belki o yüzdendir. Yeşim. Ona götürür müsün beni? Bir baksak beraber olmaz mı? Ha? Olur tabii. Olur, götürürüm. Ha. Ha. Hadi gidelim. Tamam. Gidelim. Baba, iyi misin? Şey değildi. Bizim buralarda böyle şeyler olmazdı. Kapkaççı, mapkaççı olmazdı. Bu adam nereden çıktı beni anlamadım ki. Ben de bilmiyorum ki. Çantanızı bir açın bakın. Bir şey eksik olmasın. Yok canım. Yani siz hırsızın çantayı açmasına bile fırsat vermediniz ki. Oğlum çok sağ olun. Allah razı olsun. Yok canım. Ben ne yaptım ki? Olur mu öyle şey? Daha ne yapacaktınız? Canınızı tehlikeye attınız demiş. Neyse. Size iyi günler. İyi günler. Gel misin lan Selami? Lan ne işin var lan burada? Sakin. Nasıl ama Hüseyin emmi? Dediğim kadar var mıymışım? Adeta gönül işleri benden sorulur dercesine. Lan Selami sen kapkaççı mı oldun lan? Kapkaç mı yapıyorsun senden? Sen deli misin? Elin kadının çantasını niye arıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin sen? Niye diye çalayım Hüseyin emmi ya? İki gönül bir olsun da samanlık seyran olsun diye çaldım. Ama gördüğüm kadarıyla da seyran oldu yani samanlık. Anam geliyorlar. Ben kaçtım Hüseyin emmi. Gerisi sende tamam mı? Hadi göreyim seni. Baba. Hasta mısın? Yok bir şey.
Gidin buradan, iyiyim ben. Halin hal değil. Hissediyorum ben işte. Bir sıkıntı var sende. Yok, yok sıkıntı falan yok. Baba. Bu... Sen dükkanı mı kaybettin? Ver şunu bana. Dükkan mı? İyi de nasıl oldu ki bu? Haksızlık ettiler bana. Ama vermeyeceğim. Bu dükkanı kimselere vermeyeceğim. Hadi siz de gidin buradan. Bir daha da gelmeyin. Hadi. Baba. Hadi. Baba. Baba. Gidin buradan. Hadi kız, gidin. Baba. Selamünaleyküm muhterem. Aleykümselam Çiçekçi Abdullah. Hoş geldin. Kuşların nerede muhterem? Kuşlar huzursuzlandılar Çiçekçi Abdullah. 2-3 gecedir kafesin içinde oradan oraya cavul cavul öttüler. Ben de saldım onları. Kuşlar. Kuşlarından mı huzursuzdu? Çok acı var Çiçekçi Abdullah. Yeryüzünde ne çok acı var. Bu kasvet ondan mıdır? Hassas ruhlar hissediyor Çiçekçi Abdullah. Hassas ruhlar acı çekiyor. Mühürlenmediyse bir kalp, mühürlenmediyse bir ruh, mühürlenmediyse mana alemi, hisler alemi çok karışık Çiçekçi Abdullah. Çok acı var. Çok gözyaşı var. Benim içimin huzursuzluğu da bundan mıdır? Rüyalar görüyorum. Sıkıntılı rüyalar. Uyuyamıyorum. Bu yangının, içimdeki bu yangının bir çaresi yok mudur muhterem? Olacak olan olmuştur. Olacak olan olur. Ne sen değiştirebilirsin kaderi, ne başkası. Allah gönlüne inşirah versin Çiçekçi Abdullah. Allah gönlüne inşirah versin Çiçekçi Abdullah. Amin. Sen iyi misin? Ha, gel şöyle otur istersen. Gel gel. Sağ ol yeğenim. Kenan. Efendim baba. Oğlum. Ya kaç saat oldu? Çıkmadı bu çocuk. Babacığım endişelenme. Normal bu kadar sürmesi. Çıkar birazdan. Ya Kenan abi babam doğru söylüyor. Bir sorsak en azından. Ben de korkmaya başladım. Ya yenge bir sakin ol acık ya. Suneyim getireyim mi? Yok yok su falan istemem ben. Veysel sağ salim göreyim başka bir şey istemiyorum. Göreceksin kardeşim. Korkma tamam mı? Veysel neler atlattı bunu da atlatacaktır. Tabii canım. Ya kapı aç. Ya doktor geldi doktor. Doktor bey, Veysel'im nasıl iyi mi? Doktor bey, bir sorun çıkmadı umarım. Gayet başarılı bir ameliyat Muammer amca. Sen hiç endişe etme, iyi geçti. Çok şükür. O zaman istenilen müdahaleyi yapabildiniz değil mi? Yaptık doktor bey. Vallahi açık konuşacağım, durumu iyi. Benim ümidim yüksek. Sinirlerde beklediğimizden daha az hasar çıktı.
Çok kısa zamanda kendini toparlayacak. Hatta yürüyecek inşallah. Allah inşallah. Allah. Siz ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Siz ne diyorsunuz ya? İnşallah. İnşallah. Çok sağ olasın. Allah'a çok şükür. Ne muradım var seversin. Estağfurullah Muammer amca. Allah sizlerden razı olsun. Beyler nasıl peki? Yani ne durumda onu görebilir miyiz? Odayı alıyorlar. Buyurun. Ay, evet, çok sağ olun. Ben gideyim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Veselim, buradayız. Anne. 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 Anan yok oğlum. Ben varım. Cemile, kardeşlerin, hepimiz buradayız. Anne. Veysel, sen bizi duyuyor musun oğlum? Hı? Aç gözlerini. Veysel aç gözünü. Baba. Buradayım oğlum söyle. Ne oldu iyileştin mi yürüyor musun? Yürüyeceksin abiciğim. Yürüyeceksin inşallah. Sen şimdi yorma kendini tamam mı? İyiyim ya. İyi hissediyorum. Yağmur dedi rüyayı gördüm. Piknik yapıyorduk eski köprünün orada. Ayaktaydım ben de. Top oynak. Anne. Ya aferin benim oğluma. Baban nerede? Uyuyor mu? Babam evde değil ki. Nasıl evde değil? Nereye gitti? Bir şey demedi mi annem giderken? Ben babamı görmedim ki anne. Okuldan geldiğim beri evde hiç kimse yoktu. Allah Allah. Arifat'ım ya. Tamam annem sen geç hadi dersin çalış geleceğim ben. Bu halde nereye gittin Rıfat'ım ya? Baba. Böyle gelince şaşırdın değil mi? Aslında ben de şaşırdım. Ne ara bu hale düştüm diye. Böyle hep diyordu, sen babana çekmişsin, onun oylarını almışsın diye. Ben de sen pek bilmediğimden bir şey diyemezdim tabii. Ama haklıymış. Sadece oylarımız değil, kaderlerimiz de birbirine benziyormuş. Seni kurtlar yedi. Şimdi de benim bacağımı kurtlar yiyor. Sakat kalacakmışım. Öyle dedi doktor. Eskiden böyle doğum günlerinde, bayramlarda falan en çok seni arardım. Keşke babam yanımda olsa da elini öpsem derdim.
Asıl şimdi seni çok arıyorum baba. Böyle... Buramda böyle kocaman bir boşluk var. Ne yapsam gitmiyor. Seni çok arıyorum. Keşke yanımda olsan. Ben hayatımda ilk defa bu kadar çok korkuyorum. Çünkü kesilen sadece ayağım değil, ailemin hayat damarlarından biri olacak. Ben onlara nasıl bakacağım? Onlar ne halde olacak hiç bilmiyorum. Merhaba. Evet Veysel. Nasılsın? Toparlayabildin mi kendini biraz daha? Vallahi gayet iyiyim ya. Benim ağrımsızım bir şeyim de yok. Bu arada çok teşekkür ederim ya. Estağfurullah. Bacaklarındaki hislerde artış var mı? Ya şimdi kesin bir şey söyleyemem de. Ya iyi hissediyorum kendimi yani. Zamanla bacaklarındaki hislerde artışlar hissedeceksin. Ama öncelikle seninle bir yürüyüş testi yapmamız lazım. Tamam. Fakat kendini kesinlikle zorlamanı istemiyorum. Tamam. Öncelikle tedavinin ne kadar etki ettiğini anlamaya çalışacağız başlangıçta. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Tamam. Peki, beyler. Bana bir. Heh. Hadi Veysel. Şey aldı altımı. Tamam bırak. Bırak bari. Bırak. Bismillah. Hadi Veysel. Çok güzel. Ya... Olmuyor ya. Bir his var da. Güç yok da. Ne olacak abicim, olacak. Yavaş yavaş. Veysel. Biraz hadi. Daha yavaş. Devam et, devam et. Zorlamaya devam et amcaoğlu. Pes etme. Hadi bakayım. Aynen amcaoğlum, dayan ya. Vallahi pes etmek yok. Vallahi sen yaparsın oğlum. Hadi bakalım. Tamam, hadi bak. Hadi be. Hadi. Dene amcaoğlum, dene. Yavaş Veysel. Beyler. Yok olmuyor. Benim hiç güç yok ya bacağımda. Tamam. Tamam Veysel. Veysel alın. Getir gene geri getir. Getir. Yavaş yavaş olacak. Gel. Tamam arkama getir. Doğru. Getirdim. Getir. Gel. 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 Hadi. Biraz. Biraz. Dur. Dur. Dur abi. Getir. Veysel, kendini toparlaman için tahminimden biraz daha fazla zamana ihtiyacın var anlaşılan. Sana bir yatış yatacağım. Kendini toparladığında yeniden devam edeceğiz. Yatış ne? Ne kadar yatış? Bunun kesin bir süresini söyleyemem. Bir hafta da olabilir, bir ay da olabilir. Onu zaman gösterecek. Ama başaracaksın. Güveniyorum sana. Tamam? Eyvallah, sağ olasın. Veysel. İnce olun bak. Tamam ya. Yok tamam abi, ne ama. Olacak diyor, olacak. Şey, yavaş yavaş. Yavaş yavaş la, olacak. Gücü az hala yani. Tamam şey... olacak diyor oğlum, normal. Normal, tamam. Normal. Thank you.
Evet öyleyse. Hazırsan bir kere daha deneyeceğiz. Ya doktor bey, yanlış anlamazsanız ne kadar deneyeceğiz daha? Ya denedik işte, olmuyor ya. Abiciğim daha yolun başındayız. Ya böyle bırakmak oluyor mu? Yakışıyor mu sana? Ya hangi yolun başı abi? Aylar oldu ya. Ya tamam, ameliyat iyi geçti. Bacaklarımda da azıcık his var da. Olmuyor işte ya. Ayrıca ben çocukları falan özledim. Ben salonda eve gideyim. Ben dayanamıyorum artık ya. Bak Veysel, sen benim kardeşim gibisin. Hepimiz aynı topraklardan geldik. Bozkırın, çorak, kuru topraklarından. Ama pes etmedik, vazgeçmedik, imkansızlıklardan geldik. Gördüğüm kadarıyla sen de vazgeçmemişsin. Bir sürü badireden, sıkıntıdan gelmişsin. Şimdi burada eşin, baban, abin bu kadar ümitlenmişken, evde çocukların senden güzel haberler beklerken vazgeçmek olur mu? Hadi Veysel, tekrar deneye. Olacak, başaracağız. Hadi Veysel. Hadi. Bir kere daha deneyelim. Hadi. Hadi. Beyler. Ne yapıyorsun? Tamam, bırak, bırak, bırak. Hadi. Hadi. Hadi Veysel. Yok yok Allah'ım, yok. Yok. Tut, tut, tut. Al. Yok, yok. Gel, sal kendini ya. Ayak yok. Gel, 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 gel. Tamam, günlük ara veriyoruz o zaman. Veysel, sen biraz daha dinle. İstemiyorum bu. Varsın olmasın. Varsın yürüme. Neyse. Seninle biraz dışarı çıkalım mı oğlum? Çıkalım baba, nereye gideceğiz? Gidince görürsün artık. Hadi bakalım. Tamam, çıkalım. Çıkalım buradan, gidelim. Hadi. Tamam. E baba, niye geldik buraya? Hani ben Ankara'da bir düğün işi aldıydım. Hatırlıyor musun onu? Vallahi sen pek çok iş aldın da onu hatırlamıyorum ya. Sen televizyonda mı gördün? Biri mi sana söyledi bilmiyorum ama. Neyse. E çocuktum tabii o zamanlar. Tutturdum ben de Luna Park'a gideceğim diye. E ben getirmedim seni ama. Baba, geçmiş gitmiş zaman boş ver ya. Bak ben bile unutmuşum. Sen neler neler unutmak zorunda kaldın ki. Unutmasan dert küpü olurdum Veysel. Vallahi üzme kendini ya. Ankara'da düğüne geldik. Düğün bitti. Dediler yakında bir yerde Luna Park var. Ben gelmek istemedim tabii. Ama öyle ısrar ettiler ki geldik. O halimizle öyle oyuncaklara bindik. Gondola bindik, çarpışan arabalara bindik. Gölük yerde Luna Park gördünüz mü olur? Derken sapsarı saçlı bir çocuk gördüm. Keskin bakışlı, tıpkı senin gibi. İçime bir hüzün çöktü o an. Senin sesin kulaklarımda çınladı. Baba, beni de Luna Park'a götür deyişin. Merdivenin orada, trabzanın arkasında saklanarak bakışın, onu gördüm.
Veysel. Bu meseleyi çok konuştuk ama ben de telafi etmek istedim. Hani sen beni dondurmacıya götürdüydün ya. İşte ben de seni Luna Park'a getirdim. Ya baba, sen telafi ettin zaten ya. Bana yeniden çocukluğumu yaşattın sen. Yani geç olur biraz da baba. Ben senden razıyım baba. Sonuçta baba olmak da kolay değilmiş. Vallahi. Kolay değilmiş ya, insan kızsa da sevgisinden, sövse de sevgisinden bir tuhaf bir şeymiş babalık yani. Ben anlıyorum seni baba. Ben senden razıyım. Sıkma canını, olur. Tamam. Hadi. Söyle bakalım. O zaman hangisinden başlamak istersin? Aa, ben bilmem. Sen hangisinden istersen ondan başla. Ya sen söyle hangisini? Yok yok, seç işte bir tanesini. Seçme, daha önce gelmişsin ya, bilirsin. Dur böyle bir dolanak. Hadi dolanalım. Hadi bakalım. Şöyle bir geçelim. Geçelim, geçelim. Şuradan gidelim. Oradaki oyuncakları da gör. Hadi bakalım, tamam. Selma? Seni merak ettim. Nasılsın? İyiyim ya. Nasıl olayım işte. Öyle dalmışım oturuyordum yani. Veysel, o nasıl oldu? Daha iyi mi bari? Daha iyi de işte telefonda söylediğim gibi ya. İşte yürüme denemeleri çok iyi geçmiyor yani. Anladım. Sen de bayağı üzgün görünüyorsun. Normal tabii. Ya işte Veysel'e üzüldüm ya. Bayağı inanmıştı yürüyeceğine. Hepimiz için hayal kırıklığı oldu. Baba inanıyorum. Ben vallahi inanıyorum ya, mutlaka bir gün yürüyecek, inanıyorum. Ama işte o gün bugün değilmiş. İnşallah canım. Yani ben de inanıyorum, mutlaka yürüyecek bir gün. Bir dakika, bir dakika. Sen canım mı dedin bana? He? Canım mı dedin sen ya? He? Şey, ben de seni bir yere götürmeye geldim. Yani gelmek istersen tabii, böyle bir kafan dağılır. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi canım sorusuna cevap vermedin. Hem ayrıca nereye gidiyorsun? He? Ben de orası... Sen bana canım dedin, canım. Sürpriz. De bir daha, bir daha de bana. Bir daha de. Hep sürprizi sen mi yapacaksın Mucit Bey? Sıra bende. Yalnız yanına şu an okuduğum kitabı alman lazım. Allah Allah, ne kitabı ya? Ne alaka? Kitap ne alaka şimdi? Orası sürpriz artık, yetişebilirsin. Nasıl öğrenirsin. Sürpriz? Tamam yetişirim de kitap ne alaka? Ya tamam dur, bekle, geliyorum, bekle. Ya tamam bak, geliyorum, dur, aldım kitabı da aldım, bak geliyorum, dur. Allah. Burası. Burası. Burası benim gizli kitap okuma yerim. İşte canım sıkıldığında, kafama bir şey takıldığında... ya da eskiden aklıma sen geldiğinde... buraya gelip tek başıma kitap okuyordum. Bu da benim ağacım. Tanıştırayım. Vallahi yalnız günlerimde az dostluk etmedi bana. Senden de çok bahsettim bu arada. Seni bayağı iyi tanıyor, haberin olsun.
Ne oldu, bir şey mi oldu? Beğenmedin mi? Ha, yok, yok ya, tam tersine çok beğendim. Çok güzelmiş. Ya Selma, ben sana ne diyeceğim? Ben burayı rüyamda görmüştüm. Ne zaman rüyanda gördün? Oldu bayağı. Ne gördün? Ben işte seni gördüm. Yani sen, ben, Ali. Burada üçümüzdük. Ah, bu ağaca salıncak kurmuştu. Vallahi bak, burada hatta sofra vardı. Ali sana böyle çiçek toplayıp getirmişti. Sonra üçümüz burada sarılmıştık. Gerçekten mi ya? Yani şey, tabii ki sana inanıyorum da... Yani rüyanda bizi, burayı görmen çok tuhaf değil mi? Nasıl olur ki? Eyvallah öğretmen hanım. İşte benim bu kuruyup giden hayallerim. Böyle seninle. Masum gözlerinle canlandıysa... Ben her şeye inanırım. Her şeye. Masumum olmadı yani. Yani bacağımda güç yok diyor çocuk. Anladım da yani siz de hemen enseyi karartmayın. Sonuçta doktor iyileşmesi zaman alacak demiş. Bence de zamanla toparlayacak. Hem ameliyat iyi geçmiş değil mi? Bir şey olmaz ya. Asuman. Baba. Kızım. Sen de bize geliyordun. Annen buraya gelmemi istedi. Buraya mı gelmeni istedi? Hı hı. Hah, hepiniz geldiniz demek. Anne, ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Anlaşılan benim yokluğumda hepiniz dağılmışsınız. Konuşacağız kızım. Var mı bir şey, yok mu konuşacağız. Hadi içeri geçelim. Ne oldu ya? Ya sen bin oğlum. Ben birazcık yoruldum. Hem de ya bu yükseklik benim için fazla. Korkuyorum demiyorsun da. Ya korkuyorum işte, korkuyorum. Ama sen bin diyorum, sen bin. Neyse, başka zaman ya. Ya başka zaman olur mu oğlum? Bin işte. Başka ne zaman geleceğiz? İçinde kalmasın. Ben burada beklerim seni. Ha? İyi, tamam.
Kardeş! Ya bir yardım et de oğlumu dönme dolaba bindirelim ha. Ya sağ olasın. Kusura bakma ya. Nasıl yapacağım mı? Gel. Rıfat'ım. Bak ben her zaman senin yanındayım. Zorlandığın zaman benden destek al, olur mu? Ben sana bacağının yokluğunu hiç hissettirmem. Merak etme, tamam mı? Biz bunun da altından kalkarız Allah'ın izniyle, tamam? Sana destek olacağıma köstek olayım. Böyle ömür nasıl geçecek? O nasıl laf öyle Rıfat'ım? Biz seninle birbirimize iyi günde kötü günde diye söz vermedik mi? Kusura bakmayın, beklettim sizi. Sonuçların çıkmasını bekliyordum. İyi de bu nasıl olur? Ne oldu doktor hanım? Diğer bacağımı da mı keseceksiniz? Rıfat Bey, dizinizin aşağısında ağrı hissediyor musunuz? Son zamanlarda biraz ağrı oldu. Doktor hanım, ne oluyor? Kurban olayım, kötü bir şey yok değil mi? Şu an ben de çok şaşkınım ama Rıfat Bey'in ayağını ampute etmemize gerek kalmayacak. Yaptığımız ilaçlı tedavi işe yaramış. Siz esah mı diyorsunuz doktor hanım? Bu çok nadir görülen bir şey. İlaçlı tedaviye devam ederek en kısa zamanda sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Geçmiş olsun. İzninizle. Ay Allah'ım, çok şükür. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Taner, nasılsın? İyi geldin mi gerçekten? Ha? Beğendin mi? Yani yoksa iki satır kitap okuyacağız diye beni dağ başına çıkardın öğretmen hanım diye kızıyor musun? Ya var ya bak, tam içimden geçenleri okudun ha. Hatta şöyle düşünüyordum ya, ben bu bisikleti nereden yaptım ya? Vallahi bak, bela oldu başımıza ya. Dizlerimde derman kalmadı. Bu neymiş böyle ya? Gerçek. Ciddi misin ya? Ama mutluluk da gözüküyordun. O benim saflığım ama. Ben hep inanıyorum, hemen atlıyorum yani dediğin her şeye. Beğendin o zaman. Beğendim. Hem de çok beğendim.
Ben hayatımda yaşadığım en güzel günlerden biriydi. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için canım. Bir dakika bir dakika. Sen bana yine canım mı dedin? He? Ben mi yanlış duydum? Sen yine canım dedin bana. He? Canım dedim. He, tam doğru duymuşum o zaman. Çünkü canımsın sen benim. Sen de benim canımsın öğretmen hanım. Ben seni çok seviyorum. Varlıkmış şöyle derdi baba. Kimi bir Luna Park'ta arar o manayı, kimi bir oyunda, eğlencede. Kimi bir belanın içinde bulur o manayı. Bir musibette çözer hayatın içinde ne kadar yer kapladığını. Kimi manasını iyilikte bulur bu hayatın. Kimi manasını aşkta bulur. Kimi manasını sevgide bulur, kimi içinde bulur, içinin derinliklerinde.
yeryüzünde, kimi gökyüzünde. Ama benim bu dünyada bulduğum mana geride bıraktıklarım oldu. İnsan çocuğu olduğu gün ölümden korkmayı bırakıyormuş. Onu anladım. Baba! Çünkü geride senden bir parça kalınca ölümsüzleşiyormuş insan. Baba! Ne oldu baba? Baba! Bir yardım edin ya! Baba! 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 Babam! Babam ne oldu babam? He ne oldu? Neye düştün? He! Babam! Ben Muammer. Düğüncü Muammer. Eskiden bir çocuktum ben. Doğdum, büyüdüm, genç oldum. Sevinçlerim, hüzünlerim oldu. Düştüm, kalktım, dizlerimi kanattım. Şimdi ise ölümün pençesinde bir adamım. Neden geldim ben bu dünyaya? Ne aldım? Ne verdim? Nereye gidiyorum? Ne götürüyorum? Geride ne bırakıyorum? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, o da bu dünya bir yarım kalmışlıklar dünyası. Bu dünya ana vatan değil. Ve ne ben, ne de bir başkası. Buraya ait değiliz. Vesselam.